EYT teklifi komisyonda bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından meclis başkanlığına verilen EYT teklifi komisyona sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde meclis başkanlığına EYT konusunda yasa teklifi veren bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Twitter hesabından paylaşım yaptı. EYT konusunda ciddi bir hak kaybı olduğunu söyleyen Çelebi, Aralık 2021 sonu itibariyle 4.805.000 kişi mağdur, şu an emekli olacak sayı 750.000, 1 milyon arasında, aylık bağlanma oranları da çok önemli konu, sağlık konusunda ciddi mağdurlar var dedi. Çelebi'nin tam açıklaması şöyle. EYT ile ilgili ciddi kafa karışıklıkları var. EYT erken emeklilik değil. EYT nedir peki? Bakın 1998 yılında işe giren bir vatandaşın 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken 1999'da çıkan bir yasayla 2038 yılına emekliliğin uzaması. Burada bir hak kaybı var. Haklı olarak da vatandaş isyan ediyor. Aralık 2021 sonu itibariyle 4.805.140 kişi bu konuyla ilgili mağduriyet yaşıyor. Bir de şu yanlış bilgi, aynı anda emekli olacakları sanılıyor, aynı anda emekli olmayacaklar. Şu an hemen emekli olacak sayı 750.000, 1 milyon arasında. En az 10 yıllık bir süreye yayılacak. Bugün telafi edecek olursak. Bunların aylık bağlanma oranları da çok önemli bir konu. Şu an %28, daha üst seviyede olmalı. Staj ve çıraklık sigorta başlangıcı olarak sayılmalı. Sağlık konusunda ciddi mağdurlar. Her şeyden evvel sağlık konusunu acil bir pakette halletmek gerekiyor. Kapsamlı bir yasa çıkana kadar sağlıktan faydalanma hakları verilmesi gerekiyor. Çelebi'nin 14 Şubat 2022'de meclis başkanlığına sunduğu tek maddelik yasa teklifi esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na, tali komisyon olarak da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na sevk edildi.